Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kolay yapımıyla Arnavut böreği. Patateslisini yapacağım. Sizler ister kıymalı, ister peynirli, herhangi, hatta pırasalı bile çok güzel oluyor. Yapabilirsiniz. 3 tane orta boy patatesi küp küp olacak şekilde doğradım. Üzerine bir miktar su ilave ediyorum. Ocağa götürüyorum. İyice böyle ezilmeye yakına kadar pişiriyorum. Hemen o arada da hamurunu yoğuracağım. Şu bardakla 4 su bardağı unu eledim, hazırladım buraya. Hemen derin kabın içine alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı sirke, şöyle kenarına dökeceğim. Sirke, ben elma sirkesi kullandım ama isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, hemen onun üzerine serpiyorum. 1 su bardağı su aldım. Bir miktar daha yanıma aldım. Yavaş yavaş ilave ederek orta sertlikte bir hamur elde edeceğim. Suyu birden koymayın. Yavaş yavaş ilave edin. Şimdi 1 su bardağını koyayım. Önce bir bakacağım. Duruma göre biraz daha su ilave edeceğim. Suyu da ılık olsun. Şimdi yarım bardak daha aldım. Onu da yavaşça ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğuruyorum. Bir buçuk su bardağı tam geldi. Bu bardakta bir buçuk koydum. Artık su ilave etmeyeceğim. Tezgahın üzerine alacağım. Elimde bir miktar un serpip artık bu unla hamurumu 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru yeterince yoğurdum. Kıvamında şöyle göstereyim. Orta sertlikte bir hamur oldu. Çok da sert yapmayın. Şimdi hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Birazcık daha alırsam tam olacak. Şöyle yuvarlıyorum. Eğer vaktiniz varsa hamuru 20 dakika, yarım saat dinlendirebilirsiniz. Bir miktar un serpip hamurun bir tanesini alıyorum. Çok fazlasıyla açmayacağımız için bu tezgah bana yeterli gelecek. Merdane ile çok aşırı derecede büyük olmayacak şekilde açacağım. Ortalama hemen hemen bir 30 santim çapında açmam yeterli gelecek. Bu böreğin en kolay aşaması burası zaten. Tek tek uğraşmıyorsunuz. Bu yapım aşamasını da tatlı esintilerden Emine Hanım'dan görerek yaptım. Çok da severek takip ediyorum. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Yeterince açtım. Bu kadar yeterli. Ortasına yuvarlak bir tabak oturtturuyorum. Kenarlardan bir 7-8 tane kadar çizikler atıyorum. Bu yöntemle tek tek açmaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Ortadaki tabağı kaldırıyorum. Ben burada 1 yemek kaşığı tereyağı ile 1 çay bardağı sıvı yağını karıştırdım. Üzerlerine sürüyorum. Bu yağı 2 hamur içinde kullanacağım. Şimdi tüm katları tam ortada toparlıyorum. Her katladığımda üzerine yağdan sürüyorum. Tekrar. Bu taraftan da. Araları yağ sürmeyi sakın ihmal etmeyin. Bu sefer katları ayrılmayacaktır. Birazcık dinlendirmemiz gerektiği için hemen bir servis tabağını alıyorum. Kenarda beklesin. Ben de hemen diğer hamurda aynı işlemi açacağım. Tekrar
tekrar ortaya yerleştiriyorum. Hamurları hazırladım. Böyle tabakları aldım. Şimdi bir zamanınız varsa yarım saat dinlendirin. Yoksa benim gibi 15-20 dakikada olsa üzeri böyle streç filmle kapalı bir şekilde bekletmenizi tavsiye ederim. Streç film sarmamızın nedeni daha böyle nemlenecektir. Daha rahat açılacaktır. Tamamdır. Böyle yağı çok gibi gözükebilir ama tamamen yağı şu an aktı tavağa. Ondan dolayı böyle yağlı da yapmazsanız bu sefer yapışacaktır. Hamurlar dinlenirken ben hemen patates harcını hazırlayayım. Patatesi haşladım. Süzdürdüm ama soğumadan hemen ezmem gerekiyor. Patates eziciyle patatesleri eziyorum. İsterseniz soğanı kavurup altını kapatabilirsiniz ve patatesi içerisine katıp karıştırabilirsiniz. Ama bizim evde soğan koyduğum zaman çocuklar kokuyor diye yemiyor. İsterseniz o şekilde siz soğanı yapabilirsiniz. Baharat olarak biraz karabiber, tuz. İsteğe bağlı olarak da biraz pul biber yeterli. Biraz kalan yağdan bir yemek kaşığı kadar içerisine ilave edeceğim. Çok kuru olmasın. Şimdi artık karıştırıyorum. Hamurlar yeterince dinlendi. Toplamda tam 20 dakika dinlenmiş oldu. İlk yaptığımla başlayacağım. Çok fazla öyle oklava, merdiven hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece elimle açıp tepsiye koyacağım. Ben böyle yuvarlak en büyüklerinden borcamı kullanacağım. Fırınım mini fırın olduğu için her tepsiye yapamıyorum. Ama sizler isterseniz normal büyük fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Elimle hamuru şöyle açıyorum. Zaten yağladığımız için beklerken yeterince açıldı. Tepsiye göre açacağım. Çok büyük değil. Gördüğünüz gibi çektikçe uzuyor zaten. Şöyle tepsiye bakıyorum. Tamamdır. Çok çok ince olsun diye uğraşmayın. Yeterli. Tepsiye koyuyorum. Azıcık kenarlarını şöyle dışa bırakın. Sonrasında içini koyduktan sonra kapatacağız. Patatesin tamamını tam ortaya koyuyorum. Kaşıkla yayacağım. Kenarları biraz dışa verdim ki patates dışına çıkmasın. Tekrar kenarı aldım. Şimdi diğer hamuru da açayım. Yeter artık açtı. Şimdi çekiştirerek tam üstüne kapatıyorum. İkisini birleştireceğim. İki ucu alttaki de. Hemen elim ve etraf yağlıyken kesimini de yapayım. Ortasına bir tabakla bastırıyorum. Bir kenarlarını kesiyorum. Sizler de nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Kalan yağı üzerine gezdiriyorum. Ben yumurta sarısı sürmeyeceğim. Ama isterseniz sürebilirsiniz. 190 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Böreği fırından çıkardım. Toplamda tam 45 dakikada pişti. Şöyle rahat rahat servis etmek için tepsiden çıkaracağım.
üzerine örtmedim. Çıtır çıtır kalmasını istediğim için. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Daha çok sıcak olduğu için tam anlamıyla katlarını ayıramıyorum. Ama şöyle üstten gösterebilirim. Birazcık dinlendirdikten sonra sizler servis edin. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Sever Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.